Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Kısa kısa videolar devam ediyoruz. Dün akşam aslında atılan bir tweetti. Bu sevgili Kaan Arlı attı. Kaan Arlı'yı birçok insan teknoloji basından hatırlayacaktır, tanıyacaktır. Ama Kaan bir süreden beri Huawei'de çalışıyor. Huawei'de ürün müdürü olarak çalışıyor. Eğer görevi değişmediyse. Şimdi dün akşam bir tweet attı ve tweette şunu yazdı. 2009-2021 Goodbye Android yazmış. Gerçekten baktığınız zaman bence hem eğlenceli hem de güzel bir tweet olmuş. Bir süreden beri haberlerini yaptığımız arkadaşlar Huawei'in Android ekosistemini bırakacağı da en azından burada resmileşmiş oldu diye düşünüyorum. Zaten teknoburan.net adresinde Huawei'in Haziran ayında P50 serisini tanıtacağını ve bu P50 serisinde Harmony OS işlem sistemi olacağını söylemiştik. Hatta Huawei'in yine gelen bilgilere göre söylüyorum. Google uygulamaları ön yüklü olarak gelmeyen. Telefonları da arkadaşlar Huawei'in bu işletim sistemini, Harmony OS işletim sistemini vereceğini söyleniyor. Yani görünen o ki Mate ve P serileri de arkadaşlar bir önceki nesildeki amiral gemisi telefonların da Harmony OS işletim sistemine geçeceği söyleniyor. Bununla beraber orta segmentteki telefonların da arkadaşlar Harmony OS işletim sistemine geçeceği söyleniyor. Yani kısa bir süre içinde arkadaşlar Harmony OS işletim sistemi 300 milyon kullanıcıya ulaşacak. Peki buradaki en önemli soru şu. Başka firmalar da, başka Çinli üreticiler de bu işletim sistemi kullanacak mı? Valla bana sorarsanız kullanacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Nasıl ki daha önce arkadaşlar Huawei'in Windows Phone telefonları varsa yani mutlaka ya da başka üreticilerin arkadaşlar ben başka bu Çinli üretici en azından Çin'e özel mutlaka Harmony OS işletim sistemli telefonlar pazara sunacaklarını düşünüyorum. Bu da yani muhtemelen Harmony OS işletim sisteminin 2021 yılı içinde 500 milyondan fazla cihazda kullanabilitesi olmasını sağlayacak ki bu büyük bir rakam özellikle program geliştiricilerin bu tarafa ciddi anlamda eğileceğini biliyoruz. Biliyorsunuz Huawei'de 3. parti geliştiricileri gerçekten destek veriyor bu noktada. Şimdi Kaan Arlı bunu paylaştı ama açıkçası bizim merak ettiğimiz, bazı sormak istediğimiz şeyler var. Şimdi dilerseniz biraz bunları söyleyelim, bunları soralım. Eğer Huawei'den de bu konuda cevap gelirse mutlaka bunu da sizlerle paylaşalım. Şimdi açıkçası ben şunu sormak istiyorum. Mesela Harmony OS şimdi Google tam Android işletim sistemine Google uygulamaları şu anda ön yüklü olarak gelmiyor. Hatta çalışırken de birçok problemle karşı karşıya kalabiliyoruz. Şudur budur. Dışarıdan Google uygulamanı yüklemek istediğimiz zaman işte bildirim problemleri çıkıyor. Şudur birçok problem burada yaşanabiliyor. Şimdi ben şunu soracağım. Harmony OS işletim sisteminde Google uygulamaları problemsiz bir şekilde çalışabilecek mi? Harmony OS için mesela PUBG ya da Call of Duty gibi oyunlar şu anda hazır mı? Bu oyunları rahat bir şekilde oynayabilecek miyiz? Biliyorsunuz Android işletim sisteminde APK uzantılı dosyalar kullanılıyor. Peki Harmony OS işletim sisteminde bu APK uzantılı dosyalar rahat bir şekilde kurulup kullanılabilecek mi? Bence buradaki en önemli soruysa şu. Huawei chipset sorunu nasıl aşacak? Yani çünkü şu anda baktığınız zaman Huawei'nin elinde 2 tane yonga seti kalmış durumda. Bir Kirin 9000 yonga seti var. Bu da amiral gemisi telefonlarında kullanıldığı bir yonga seti. Bir de Kirin 710 yonga seti var ki ya bugün baktığınız zaman her iki işlemci içinde belki hadi Haziran ayını atlattınız ama yani önümüzdeki Eylül ayını falan çok atlatabilecek işlemciler değil bunlar. Artık amiral gemisi seviyesinde telefonlarda kullanılabilecek bir işlemci olduğunu düşünmüyorum ben Kirin 9000'in. Özellikle iPhone 13 serisinin ya da iPhone 12s mi gelecek artık ne gelecek bilmiyoruz. iPhone 13 serisinin de satışa sunulması ile birlikte Apple'ın yeni nesil A15 chipsetiyle beraber ben Kirin 9000'in çok böyle artık amiral gemisi telefonlar standartında bir işlemci olmayacağını düşünüyorum. Bu sorunlar nasıl aşılacak? Bence en önemli sorulardan bir tanesi de bu. Huawei kendi mimarisini mi geliştirecek? Yani chipset sorunu nasıl aşacak? Gerçekten bunu çok fazla merak ediyorum. Huawei dünyanın en güçlü üreticilerinden bir tanesi. Mükemmel bir ekosistemleri var. Ürünleri mükemmel. Huawei'in hiçbir ürünü için şu ürün kötüdür diyemezsiniz. Mükemmel ürünler ortaya koyan bir üretici. Özellikle bu duruma gelmesi çok ama çok üzücü. Ama kendi işletim sistemini ortaya koyması da bence Huawei'in büyüklüğünün en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Mutlaka bu sorunlar aşılacaktır. Nasıl aşılacak? Eğer Huawei'den bir cevap gelirse, Kaan bize cevap verirse ben de bunu mutlaka sizlerle paylaşacağım. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.